Kardeşlerim, kardeşlerim, 2009'da büyük bir coşkuyla bir belediye başkanı daha seçmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? O sizlerin helal oylarını götürüp bir taraflara yamadılar. Size de sormadan yapıldı. Farkındayım. Gençler, Allah ayağımızı yerden kesmesin. Üç günlük menfaat için inancımızdan bizi saptırtmasın Mevla. Ve gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövdürtmesin bizi Mevla. Kardeşlerim, bu helal oylarımızı 30 Mart'ta sandıkta hakkımızı alacak şekilde kullanıp Antakya'ya helal süt emmiş İsmail Kimyeci'yi başkan yapacağız inşallah. Antakya yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Ne lazım? Ha, büyük şehir lazım. Onun için kardeşlerim, şimdi Allah coşkunuzu arttırsın, heyecanınızı eksiltmesin. Ama önümüzde 12 gün var. Bu 12 gün sizden bir ricam var. Hepiniz mahallenizde, korunuz, komşunuz, akrabanız kim varsa şöyle bir tarama yapacağız. Eskaza yanlış düşünenler olabilir, eksik düşünenler olabilir, sıkıntı olabilir vesaire olabilir. Ama günde bir kişiyi ikna edeceğiz. Çok mu? Günde bir kişi. Şimdi şurada biz yaklaşık 1000 kişiyiz, öyle mi? Günde 1000 kişiden 12 günde 12 bin kişi yapar. 12 bin kişi burada ikna edecek adam yok ki. Siz burayı ikna edeceksiniz. Allah'ın izniyle buradan fire vermeyeceğiz. Tulum çıkacak. Tulum. Herkes yakın ve uzak. Bizimdir her yuva her ocak. Bize sökmezler engellere de tuzak. Daima aşk daima millet. Bize sökmezler engellere de tuzak. Daima aşk daima millet. Milletin. Kardeşlerim, Allah'ın izniyle 30 Mart akşamı buradan sadece Türkiye'nin değil mazlum coğrafyaların başbakanına bir tekmil vereceğiz beraberce. Sayın Başbakanım, başta Antakya olmak üzere Hatay'ımızın ilçeleri ve büyükşehir belediyemiz emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın Başbakanım. Şimdi Sayın Başbakanımız Hatay'a gelsin mi? Bu kadar sese ancak İsmail'le ben geliriz. Kimse gelmez başka. Siz dünyanın başbakanını çağırıyorsunuz. Sese bak. Sayın Başbakanımız Hatay'a gelsin mi? İşte bu kadar. Bu ses Ankara'ya ulaştı. Sayın Başbakanımız davetinizi kabul etti. Cumartesi saat 12'de itfaiye meydanında hepimiz, çoluk çocuk, kadın erkek, bu mahalleden aşağıya göç var, göç. Kimse kalmayacak.